Bak susmuyor. Neden susmuyor biliyor musun? Çünkü şu anda biz sınav yapıyoruz. Sen ne yapmışsın? Önünde sözlük var ya da bilgisayar var ve şu anda istediğin zaman kopya çekebiliyorsun. Aslında kopya çekmesen çok daha güzel olur. Böyle kopya çekebileceğin her şeyi şöyle bir at. Sadece böyle önünde kalem olsun. Kitabımı aldıysan zaten kitap önündedir. Direkt o kitaptan da önce kendin sınavı ol, tamamını bitir. Sonra gel buradaki cevaplara bak. Eğer kitabımı almadıysan böyle biz ilerlerken ne yapıyorsun? Videoyu durdurup önce kendin doldurmaya çalış. Hiçbir kelime, hiçbir şey bilmeden. Ondan sonra cevaplara bak. Okey mi? Hemen ne yapalım? Çok ciddiyiz bak, çok ciddi sınav oluyoruz ha. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet, sınav 1 diyor. 2 değil, 1. Bunu da öğrenmiş olduk. Birçok kısmı zaten bildiğin için ve sınav zaten uzun olduğu için ben böyle hızlı hızlı ilerleyeceğim. Anlamadığın yerlerde mutlaka durdur, geri al, tekrar o kısımları izle. Okay? Şimdi hızlı bir şekilde başlıyorum. Diyor ki, we boşluk. Bunda ne kullanacağız bu arada? Am, is, are ve student ya da students kullanacağız. We are students. Biz öğrencileriz. Ahmet and Cemal are students. Bu da okey. I am a student. Okay. You are, tek sen diyor. O yüzden you are a student olacak. Eğer you'da orada sizler demiş olsaydı your students diyecektik. Okay. Cemile is a student. You, bak şu anda sizler diyor. You are students olacak. Değil mi? Bir sonrakine bakalım. Am is are yaz diyor. Sadece am is are. Okay. He'den sonra ne kullanıyorduk? Is. You ne kullanıyorduk? Are. Bu arada he is thirsty ne demek? Susamış. You're happy. Sen mutlusun. Okay. It is hot. O işte sıcak. Mesela bir tava vardır ya da bir çay yaptığın adı neydi? Kettle vardır. O sıcak diyoruz ya. O. You and I. Sen ve ben. Demek ki biz ne yapmışız? Açız. You and I are hungry. Buradaki you and I biz oluyordu. O yüzden are kullanıyorduk. Bunu da zaten unutmamışsındır. She is tall. O uzun. I'm late. Ben geç kaldım. You're sick. Sen ya da siz zaten yazmış. Siz hastasınız demek oluyor. Farkında değilsin. Hastasın. Doktora görün. He is cold. O üşüyor. We are homesick. Biz ev özlemi çekiyoruz. O zaman git evine. Ne yapıyorsun? They are unhappy. Onlar mutsuzlar. Okay. You are here. Siz, yani sizler demiş, sizler buradasınız. Zaten burada olmasan bu sınavı nasıl yapacaksın? Evet, ilerliyorum. Boşlukları doldur diyor. Artık emizar da vermemiş. Sanki ben buraya emizar getireceğim bilmediğimi sanıyor. Ama ben ne yapıyorum? Hemen ekliyorum. You are early. Sen erkencisin. Ayşe is early. Ayşe erkenci ya da erken geldi. You are there. Siz oradasınız ya da sen oradasın. Mike is ill. Mike hastadır. Geçmiş olsun. They are from Japan. Onlar Japonyalılar. Okay, ben de Türk'üm. Ne olacak yani? This is Cem. Bu Cem diyor. Ondan sonra shy diyor. Utangaç. Yani utanıyor demek istiyor. Cem için ne diyebiliriz? He. He is shy. O utanıyor. Okay. Ya da o utangaç da diyebilirsin. Emizarlı kısalt diyor. Tamam, kısaltma yapalım. O zaman şuna gerek yok. Hatta yazalım. Tamam. You pırtık RE getiriyorduk. Bunu hatırlıyorsun zaten. She'de ne yapıyorduk? She pırtık S getiriyorduk. I'de ne yapıyorduk? I pırtık M. He pırtık S. We'de ne yapıyorduk? We pırtık RE yazıyorduk. It pırtık S. They yazıyorduk. Pırtık RE. Bak güzel. Aferin bak, kopya çekmeden buraya kadar hepsini doğru yaptın. Kısa hallerini yaz diyor. Tamam, iki şekilde vermiş, demek ki ikisini de yazacağız. Birinci kısım nedir? You, mesela are'la başlayalım şöyle. You're not. Tamam, bunu bildik. Kendimiz ekleriz. You aren't. Bunu da yazabiliriz. Süper. She's not'ı önce şunu nasıl yazarız? She's not. Okay. Sonra ne yapabiliriz? She isn't. Isn't. Buradakileri unutmamışsındır umarım. Burada da ne yazacağız? Önce I'm not yazacağız. Ben değilim. Sonra ne yapacağız? Bu kısmı I am'ın yazacağız. Tabii ki yazmayacağız. Sen bunu zaten dersleri iyi takip ettiysen
bunun böyle bir şey olmadığını hatırlıyorsundur. Eğer sen Hamit Hoca'nın öğrencisiysen asla ve asla hata yapmazsın. Asla ve katiyen hata yapmazsın. Uçuvayt. Neyse devam edelim. Şimdi diyor ki M is R'le kısalt diyor. Tamam kısaltalım. Şimdi diyor ki she happy. O zaman ben ne yazacağım buraya? She. Tabii bu cümle yazacağım için S'yi büyük yazıyorum. Pırtık S getiriyorum. She is happy. O mutlu. Bu ne yapmış? Nokta koymamış. Biz koyalım. Meral üşüyormuş. O zaman Meral pırtık S cold. Meral üşüyor dedik. Okay. Onlar buradalar. Nerede ben görmüyorum. They are here. Onlar buradalar. You're late. Sen geç kaldın demek istiyor. Ya da siz geç kaldınız. You're late. Siz geç kaldınız. Sen geç kaldın. Ben terliyorum diyor. I'm hot. Yani ben sıcak bastı bana diyor. Okay, I'm hot. Biz bekarız diyor. Tamam. Hayırdır? Niye gelmişsiniz buraya? We're single. Biz bekarız. The car's not red. Arabalar kırmızı değil demek istiyor. O zaman ne diyoruz? The car's. Burada şunu yapmıyorduk. Hatırlıyor musun? Bunu anlatmıştım zaten. Hatırlamıyorsan mutlaka o kısmı tekrar izle. The car's. Ama şu kısaltmayı yapabiliriz. The car's aren't red. Arabalar kırmızı değildir. Bunu da geçiyorum. Buraya bakalım. Olumlu veya olumsuz kısaltmaları yaz diyor. Bazılarında kısaltma yapamıyorsun. Onlarda uzun cevap yaz diyor. Tamam. Airplanes uçaklar demek. Slow yavaş. Uçaklar yavaş mı? Değil. O yüzden biz ne diyeceğiz? Uçaklar yavaş değil diyeceğiz. Aren't slow diyeceğiz. Okay. The sun boşluk hot. Güneş sıcak. Sıcak mı? Evet sıcak. O zaman ne yapıyoruz? The sun is hot diyoruz. Şöyle kısaltma yapıyoruz. 3'e bakıyorum. A mouse bir fare büyük diyor. Büyük mü fare? Değil değil mi? O yüzden ne diyeceğiz? A mouse isn't big. Böyle yazalım. Devam edelim. 4'e diyor ki dünya düz diyor. Dünya düz mü? Değil tabii ki. Ben buraya ne yapıyorum? Isn't flat yazıyorum. The world isn't flat. Yani dünya düz değildir. Zamanında birisi dünya düz değil demişti. Onu asmışlardı değil mi? Ama şimdi rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. A baby boşluk old. Bir bebek yaşlı mı? Değil değil mi? O yüzden ne diyeceğiz? A baby isn't old diyeceğiz. An ice cream bir dondurma. Bir dondurma sour ne demek? Ekşi. Ekşi mi bir dondurma? Değil. An ice cream isn't sour. Tamam. Anlatmadım. Hiçbir şeyi sormuyorum genelde sınavlarda. Bütün kelimeler dahil her şeyi veriyorum zaten. O yüzden anlamadığın her şeyi mutlaka geri dönüp videolarımı izle. Doğru şık hangisi? Bakalım. They boşluk absent. Bak kopya çekiyorsun. Kopya çekme ben söyleyeceğim. Hepsini açıklayacağım. Absent yok demek. Mesela biz şu anda yoklama alıyoruz. Ahmet var, Mehmet var, Cemal yok. Demek ki yok. O yok olan işte absent oluyor. Demek ki onlar yoklar. Onlardan sonra biz hangisini kullanıyorduk? Are kullanıyorduk. Bu kolay zaten. İşaretleyelim. Mike'ten sonra ne kullanıyoruz? Is kullanıyoruz. Mike uzun diyor. You'dan sonra hangisini kullanıyorduk? Are. Bunlar kolay. O yüzden hızlı geçiyorum. Melek, boşluk, unhappy, mutsuz. Hangisi mutsuz? Is'le yapıyorduk burada. Çünkü melek she oluyordu. O yüzden is. 5. Boşluk is friendly diyor. Demek ki arkadaş canlısı. Hangisi? She bu olabilir. Bu olur mu? Aliyan Fatma çoğuldur. Onlar olmaz. They olmaz. Öğrenciler olmaz. Doğru yapmışız. Students öğrenciler demek. Burada ne geliyordu? Are geliyordu. Are late. Geç kaldılar demek. Yani bunlar hep geç kalıyorlar. Hep elektrikler kesiliyor. Oy oy oy. Sonra burada diyor ki are fat diyor. Şişman. Kim şişman? Bana mı şişman dedin? Kim şişman? Ne diyorsun? Is olmaz değil mi? He olmaz, she olmaz, you olur. Neden you olur? Çünkü burada are demiş, you. Yani meğersem sen şişmanmışsın. Eğer bana diyorsun da gör bak nasıl oldu. İlerliyorum. Cümleleri çoğul yap diyor. Yapalım. A car is a machine. Bir araba bir makinedir. O zaman bunu çoğul yapsak nasıl yapacağız? Cars are machines. Böyle yazabiliriz. February is a month. Demek ki bir Şubat bir aydır. January is a month. Ocak'ta bir aydır. Ben de diyorum ki Şubat ve Ocak aylar diyeceğim. Nasıl diyeceğim? February and March are months. Böyle yazabilirim.
Canada is a country. Kanada bir ülke. Japan is a country. Japonya da bir ülke. O zaman Canada and Japan are countries. Böyle yazabilirim. A carrot is a vegetable. Demek ki bir havuç bir sebzedir. Evet, o zaman biz diyeceğiz ki havuçlar sebzedir. Carrots are vegetables. Bunu da yazdık. Ahmet is a student. Tamam, Mehmet de öğrenciymiş. O zaman Ahmet ve Mehmet öğrenciler diyeceğiz. Ahmet and kayboldu. Nereye kayboldu? Heh, şurada. Ahmet and Mehmet are students. Bunu da yazdık. Evet, aşağıdakiler karışık verilmiş diyor. Sen soru şeklinde yaz diyor. Yazalım. Burada ne var? Is, are, is. Bunları direkt başa yazıyoruz. Çünkü biz ne öğrenmiştik? Emiz Arda soru sorarken onları başa alıyorduk. Okey. Nereye gitti bu? Ha, şuraya geri gel. Is a book red? Bir kitap kırmızı mıdır? Is a home large? Bir ev büyük müdür, geniş midir? Is an apple green? Bir elma yeşil midir? Sorulara bak, müthiş. Is a computer, bir bilgisayar, expensive? Bir bilgisayar pahalı mıdır? Burada da R ile başlıyoruz. R, Ece and Mehmet students. Onlar öğrenci mi? Sorduk. My wife doctor. Kendi kendime soruyorum. Benim eşim doktor mu diye. Soralım bakalım. Is my wife a doctor? Böylece bu kısmı da bitirdik. Cevaplar verilmiş, soru yaz diyor. Okay. Yes, students are happy demiş. Ben bunun sorusunu nasıl sorabiliyorum? Şöyle soruyorum. Are students happy? Bunları zaten hatırlıyorsun değil mi? Derste de tek tek anlatmıştık. Yes, she is a doctor. Is she a doctor? Yes, they are students. Are they students? Yes, Brad and Alex are at home. Are Brad and Alex at home? Yes, a computer is expensive. Is a computer expensive? Yes, a car is heavy. Okay, is a car heavy? Bunu da sorduk. İlerleyelim. Bir tane daha varmış. Yes, carrots are vegetables. Demek ki havuçlar sebzedir diyor. Biz de ne diyelim? Are carrots vegetables? Bunlar sebzeler mi? Bunu da bitirdik. Kelimeleri alıştırmalara yerleştir. Her birinde bir tane fazladan var. Okey, onu da yapacağız. Hepsini yapacağız. Are dolphins intelligent? Demek ki yunuslar zeki mi? Yes, they are. Onlar evet, zekiler. Bunu yazdık. Are they red? Onlar kırmızı mı? Kırmızı yunus gördün mü hiç? Ben görmedim. No, they aren't. Bunu da yazdık. Okey. Şimdi işaretlemeye gerek kalmadan direkt boşlukları dolduruyorum. Carrots orange. Demek ki havuçlar turuncu mu diye soruyor. Buradaki R'lardan bir tanesini alıyorum. Tabi cümle başında olduğu için R'ı büyük yazıyorum. Are carrots orange? Yes. Buradaki D'lerden birini yazıyorum. Sonra R yazıyorum. Okay. İlerliyorum. Üçte diyor ki boşluk, you and Cemile sisters. Sen ve Cemile kardeş misiniz diyor. O yüzden demek ki ben buraya R yazıyorum. Çünkü you and Cemile siz demek istiyor. No, we, no olduğu için no, we aren't olacak. Oh, boşluk, our friends. Demek ki onlar arkadaşlar demiyor. Karşımdakine konuştuğu için demek ki oh, your friends diyor. Oh, siz arkadaşsınız demek ki. O yüzden oh, your friends diye soruyorum. Eğer burada bana A, B, buraya C vermiş olsaydı o zaman bir başka kişi konuştuğu için onlar arkadaşlar diye söyleyebilirdi. Benle konuştuğu için demek ki burada yine you demesi lazım. Dörde bakıyorum. Boşluk. The book's heavy. Demek ki kitaplar ağır mı? Önce R ile başlıyoruz. No, they aren't. Bunu yazalım. R, yine they yazacağız buraya. Onlar hafif mi? Are they light? Evet, onlar hafif. Yes, they are. Okay. Sıradaki.
This home expensive. Bu ev pahalı mı? Bu sefer tekil bir şey sorduğu için is yazıyoruz. Bu da okay. Yes. Burada da eve ne diyebiliriz? It diyebiliriz. Ondan sonra it is expensive. Okay. Is it big? O büyük mü diye soruyor. No, it isn't. Bunu yazıyoruz. Altıya bakalım. Are you hot? Demek ki sıcak mı bastı? Terliyor musun? No, I'm not olacak. Neymiş? I'm cold. Ben üşüyorum demek istiyor. Okay. Şunu alta alalım. İlerleyelim. Ha. Hi, boşluk, Mike. Demek ki ben Mike'ım demek istiyor. I'm Mike. Okay. Hi, Mike. Sen öğrenci misin diye soruyor. Are you a student? No, I'm hayır değilim diyor. No, I'm not. Okay. Cümle kur diyor. Yazalım. John, buradan hızlı ilerliyorum. John is old. John yaşlıdır. Noktayı koymadığı için ben koyuyorum. They are short. Onlar kısalar. You are single. Sen bekarsın. Maria is happy. Maria mutlu. You are sad. Siz üzgünsünüz. Ahmet is famous. Ahmet ünlü. We are healthy. Biz sağlıklıyız. Ahmet is lazy. Hem ünlü hem de tembel. Biz tembellik yapınca ünlü olamıyoruz. Biz çalışınca bile ünlü olamıyoruz. Bu adam tembelken ünlü olmuş. Süper. I am nervous. Ben endişeliyim ya da heyecanlıyım. They are hard working. Onlar çalışkanlar. Ama ünlü değiller. Görüyor musun? We are shy. Biz utanıyoruz ya da biz utangaçız. It is dirty. O kirliymiş. O zaman temizleyelim. This is clean. O temizdir. Bak temizlendi. He is friendly. O arkadaş canlısı. Okay. A car, bir araba, is heavy. Bir araba ağırdır. Coins are round. Bu bozuk paralar nedir? Yuvarlaktır. Turtles, bu neydi? Kaplumbağa. Kaplumbağalar are slow. Yavaşlar diyor. Okay. Bunu da bitirdik. Bu arada ekranı durdurduğunda zaten tekrar hepsine bakabiliyorsun. O yüzden hızlı geçiyorum. Burada ne yapacağız? Diyor ki M is all artı kutudaki sıfatlardan birini yaz diyor. Tamam. Ice is nedir? Cold'tur değil mi? Soğuktur. Soğuğu işaretliyorum. Sun is hot'tır değil mi? O da sıcaktır. Sıcağı işaretliyorum. Arnold, bu büyük ihtimalle Arnold Schwarzenegger var ya bizim. O ondan bahsediyordur. O yüzden Arnold is strong diyelim. O güçlüdür. Neredeydi? Ha şuradaydı. Planets demek ki gezegenler are round. Yani yuvarlaklar. Bunu işaretleyebiliriz. Baklava. Oh canım çekti. Hemen bir Karaköy Güllüoğlu'na gitmek lazım. Baklava is sweet. O da neymiş? Tatlıymış. Bunu da işaretleyelim. An airplane. Airplane ne olabilir? Küçük mü? Büyük. Ha büyük. Büyük yazabiliriz. Is large. Büyüktür. Tamam. Ama bir araba nedir? Bir araba o da ne olsun? Küçük olsun bari. A car is small. Tamam. A rainforest demek ki bu yağmur ormanı demek. Buradakilerden ıslak olabilir. A rainforest is wet. Komedi neymiş? Komiktir. Kimin komedisi? Comedy is funny. Komik, güzel. Dolphins aren't dangerous. Demek ki yunus balıkları tehlikeli değil. O zaman onlar neler? They are safe. Onlar tehlikeli değiller, güvenliler. A desert, bir çöl. Bir çöl nedir? Zaten tek kelime kaldı. Kurak ya da kurudur. Is dry. Bunu da yazdık. İlerleyelim. Şunu da indirelim aşağı doğru. Böyle daha rahat görmüş oluruz. Ha şöyle. Emizor'dan sonraki kelime isim mi, sıfat mı, yer mi? Tamam. Ali is a doctor diyor. A doctor dediği için isim. Aydın is in Paris. Paris in dediği için demek ki edat. You're hot. Sen terliyorsun, sıcak. Demek ki hot neydi? Sıfat. Bunu da yazdık.
Elephants are large. Demek ki bu filler büyüktür. Büyük neydi? Sıfat. My friend is at work. Benim arkadaşım işte. Demek ki edat soruyor. Your father is ill. Senin baban hasta diyor. Demek ki sıfat var burada. Spring is warm. Demek ki ilkbahar sıcaktır ya da ılıktır diyor. O yüzden sıfat var burada. Nevin is downtown. Nevin neredeymiş? Şehir merkezindeymiş. Demek ki yer belirtiyor. O yüzden edat. They're not teachers. Onlar öğretmen değiller. Demek ki burada isim var. Dilşa is at the cinema. Dilşa neredeymiş? Sinemada. Demek ki burada bir edat var. Money is important. Para önemlidir. Sıfat var. Demek ki önemli. Davut is an artist. Demek ki Davut neymiş? Bir ressammış. O yüzden buraya demek ki isim var. Books are downstairs. Kitaplar alt katta diyor. Tamam, o zaman burada bir edat var diyor. Bunu da yaptık. İlerliyoruz. Kutudaki kelimeleri boşluklara yerleştir. Above, under, between bunları ekle diyor. The small house, küçük ev, is the big house. Büyük evin neresindedir? Bakıyorum. Next to. Hemen yanında. Değil mi? Bitişiğinde yanında. Okay. The moon is, ay neredeymiş? Ay kedinin arkasında. Bu ay değil ki, bu güneş gibi ama olsun. The moon is behind olacak bu. Behind the cat. Bilgisayar, the computer is, boşluk desk, masanın üstündeymiş. Demek ki on, değil mi? Is on the desk. Okay. The building is, bina, iki tane ağaç var, iki ağacın arasındadır diyeceğiz. O da between olacak. Okay. Between. Sonra the moon is, boşluk, the three houses. Bu üç evin üzerinde değmeden neydi? Above vardı, değil mi? Onu unutmamışsındır. Above. Buraya da above the three houses demişiz. Tamam. The books are, neredeler? Bu alışveriş mağazası neydi? Alışveriş arabasının içindeler. The car. Demek ki burada in var. O yüzden buraya in yazıyoruz. Okay. Bunu da şöyle indirelim ki diğerini görelim. The train is, boşluk, the city. Demek ki bu train neymiş? Şehrin neresindeymiş? Bakalım. Behind değil, on değil, in the city. Zaten in'i yazdık mı? Hiçbir yerde yazmadık, değil mi? In yazmadık. Ha, in the car, bunu yazdık. O zaman under the city mi? Ha, resme göre diyor. Tamam, city bu ise o zaman bu under'dedir. Bu biraz garip kaçmış bu ama olsun. Under the city. Bu da bitti. Sıradakine bakalım. Olumlu veya olumsuz kısaltmak olan cümle anlamca doğru olsun. Tamam. A cucumber, bir salatalık demek. Yeşil mi? Yeşil. Is green. Sonra it diyeceğiz. It isn't. It isn't. Değildir. Ne değildir? Kırmızı değildir. Okay. Carrots, bu havuçlar demekti. Bunlar şey, turuncu mu? Evet, turuncu. Carrots. Ama burada ne yapıyorduk? Kısaltma yapamıyorduk isimlerde, değil mi? Onu hatırlıyorsundur. O yüzden are orange. They aren't blue. İstersen burada it's not. They're not. Öyle de yapabilirsin. Ben böyle yapıyorum şu anda kısaltmaları. A strawberry, bir çilek. Siyah mı? Değil. Isn't black. O zaman neymiş? It is. Hatta kısaltma yapıyorduk. It's red. Okay. Bananas, yine ağır kısaltamıyorduk burada bir kelimeyle. Bananas aren't red. Onlar kırmızı değiller. Nelermiş? They're yellow. Onlar sarılar. Buradaki boşluğu da bırakalım. Okay. Watermelons, bu da karpuz demek. Karpuzlar neymiş? Kırmızı ve yeşil. Evet. O yüzden are diyoruz. Bunu kısaltamıyorduk. Hatırlıyorsun. Onlar, they, hatta they, ondan sonra onlar nedir? They aren't. Ne değiller? More değiller diyor. Okay. The sky, bu gökyüzü neymiş? Mavi mi? Evet. O yüzden the sky is blue diyoruz. It diyoruz. It isn't. Ne değilmiş? It isn't green. Yeşil değilmiş. Okay. İlerleyelim. Resme göre doğru olanı seç diyor. Tamam. Seçelim. The sofa, boşluk, the room. Sofa, şu üçlü koltuk var ya bu. İşte buna sofa diyorlar. Hatta bu üçlü de değil. 500'lü galiba. Tamam, olsun. The sofa is, yani odanın içinde. Değil mi? O yüzden ben buraya in'i seçiyorum. Okay. The lamp is, lamba neredeymiş? Buradaki lamba.
Nerede? Sofanın yanında diyeceğiz. O yüzden hangisi bu? In içinde değil, between arasında değil, üstünde de değil, near'ında yani yakınında. Okay. The green plant is, yani yeşil bitki, drawer neydi? Çekmece, şifonyer. Yeşil bitki nerede? Burada. Şifonyerin neresinde? Demek ki yanında diyeceğiz. Bakalım yanında var mı? The green plant is yanında, next oluyordu değil mi? Bunu da yazdık. The sofa is, boşluk, the window. Sofa, window'un neresinde? Window bak bunun üstünde ve değmiyor demiştik. Bunu ne demiştik? Yani altında değmiyor. Hangisiydi o? O da şuydu, below. Okay. The painting is, yani bu resim duvarın neresinde? Genelde resim nerede olur? Duvarın üstünde olur. Biz buna ne diyoruz? On diyoruz. Bakalım öyle miymiş? Enteresan bir şey vermesin bize. Ha, evet, duvarın üstünde. Okay. Sonrakine bakalım. Diyor ki the tea table, yani şundan bahsediyor. Şundan bahsediyor. Tea table. Sonra ne vermiş? The sofa. Yani bu sofanın neresinde? Bakıyorum önünde. Değil mi? Önünde olduğu için ben de buraya geliyorum. Next to yanında, between arasında, in front of neydi? Önündeydi. Bunu da işaretliyorum. The clock is, boşluk, the windows. Yani duvar saati neredeymiş? Ona da bakalım. Duvar saati ve iki tane pencere var. Demek ki arasında demek istiyor. O yüzden geliyorum buraya. Arasında ne demekti? Between'di. Bunu da işaretliyorum. Böylece bunu da yapmış olduk. Sıradaki. Şunu bir tane indirelim. Tamam. Verilen kelimelerin hepsiyle birer cümle kur. Am is are kullan diyor. Okey. Ne yapalım? Hemen başlayalım. Diyor ki Nurtaç bir sanatçı ya da bir oyuncu diyoruz ya biz. Nurtaç is an actress. Okey, yazdık. Süper. Tebrik ediyoruz. Nurtaç single, bekar demek. Nurtaç is single. Nurtaç bekar. Home, Nurtaç evde diyeceğiz. Nurtaç is at home. Evde mi acaba? Bilmiyoruz ama olsun, yazalım. Bodyguard sleepy upstairs. Cevdet'ten bahsediyor. Cevdet, bodyguard ne demekti? Bodyguard zaten Türkçesi de var. Cevdet is a bodyguard. Okey. Cevdet is uykulu diyeceğiz. Is sleepy. Demek ki hep uykuluymuş bu kişi. Cevdet is upstairs. Üst kat demek oluyor. Is upstairs. Okey. Üst kattaymış. İlerleyelim. Öğrenciler. The students are neler? Nervous. Nervous neydi? Endişeli, heyecanlı falan. The students are people. Tabii ki people'lar. Yani insanlar diyoruz. The students are in the classroom. Yani sınıftalar demek istiyoruz. Okay. Harun is rich. Harun zengindir. Harun is in Dubai. Dubai'dedir. Okay. Harun is a pilot. Bir pilottur. Bu arada bu benim arkadaşım. Cümlelerde doğru. Ne güzel. University, Boğaziçi nedir? Bir üniversitedir değil mi? Boğaziçi is a university. Tamam. Buradaki A'yı N yazmadın değil mi? Çünkü daha önce anlatmıştık. Y ile başlıyor ses olarak. O yüzden a university olacak. N olmayacak. Okay. Boğaziçi is beautiful. Güzel bir yer. Tamam. Boğaziçi neredeymiş? İstanbul diyor. Boğaziçi is in Istanbul. İstanbul'dadır. Okay. İzmir'e bakalım. İzmir. Ha, Alp Aslan and Dilber. Bu iki kişi neredeymiş? Are in İzmir. İzmir. Bunlar İzmir'deler diyor. Ne güzel. Alp Aslan and Dilber neymiş? Are happy. Mutlular diyor. Süper. Alp Aslan and Dilber. Son and mother are son and mother. Demek ki oğlu ve anne diyorlar. Bu da okey. Bunu da bitirdik. İki şekilde olumsuz yap diyor. Yapalım. Önce şöyle yapalım. Ferit's not happy. Ferit mutlu değildir. Bir de başka nasıl söyleyebiliyorduk? Ferit isn't happy diyebiliyorduk değil mi? Bu da oluyor. These are students. These are not students. Bunu yazalım. Ondan sonra bir de these aren't students yazalım. It's a Turkish dictionary. Bu bir Türkçe şeydir, sözlüktür. Yazalım. It's not a Turkish dictionary. Okay, bunu yazdık.
Başka? It isn't a Turkish dictionary. Bunu da yazdık. Okay. Some books are expensive. Bazı kitaplar pahalıdır. Some books. Burada ise books'tan sonra are'ı kısaltamıyorduk, bunu hatırlıyorsun. O yüzden burada tek bir çeşit oluyor. Aren't expensive yazıyorum. Diğer boşluğu bir şey yazmıyorum. Okay. I'm happy. Ben mutluyum. I şöyle yazabilirim. I'm not happy yazabilirim. Başka? I am't happy yazabiliyor muyum? Yazamıyorum. O yüzden onu da boş bırakıyorum. Evet, şimdi bulmaca doldurmaya başlıyoruz. Bak, inceyi o kadar öğrenmişiz ki artık bulmaca bile doldurabiliyoruz. Müthişiz biz ya, süperiz yani. Bize uçmuşuz artık yani. Bakalım. I boşluk a student. Ben bir öğrenciyim. Bunu nasıl söyleyebiliyorduk? Am'le. Bakalım, iki harfli burada. Demek ki doğru. I'm a student. The Pacific is an... Pacific neymiş? Bir okyanus. Bakalım. O-C-E-A-N. Tamam. Ocean. Bunu yazalım. Doğru. A boşluk is sour. Bu şu anda burayı yazamadığım için şu anda bunu bir şey yazmayın. Bu kalsın. Sonra bakacağız. The opposite of sad. Yani sad neydi? Üzgün. Bunun zıttı neydi? Neydi? Mutlu. Mutluyu nasıl yazıyorduk? Şöyle yazabiliriz. Happy. Okay. Ondan sonra Jack is boşluk. He isn't married. Jack neymiş demek ki? Bekarmış. O evli değil. Demek ki buraya ne yazacağız? Bekar yazacağız. Single. Okay. Elephants are. Elephants'lar nelermiş? Bakalım bir. Biz buraya A yazmıştık değil mi? Demek ki burası ne olacak? Hayvanlar diyeceğiz. O yüzden animals. Okay. 3. A big city is. Ne olabilir a big city? Buraya bakıyorum. Ha, crowded olabilir. Demek ki kalabalık. Okay. Tokyo is neymiş? Bir şehir. City. Okay. Not noisy. Demek ki bu ne olacak? Gürültülü değilse. Sessizdir. Quiet olacak. Okay. The opposite of beautiful. Demek ki güzel, güzelin zıttı nedir? Ugly. Bu da okay. Böylece bunu da zaten kalemle yaptıysan burada doldurmuşsundur. Şu anda ben buradan dolduramıyorum. O yüzden ne yapalım? İlerleyelim. Boşlukları bu kelimelerle doldur diyor. Tamam, burada kelimeler var. Bakalım. Jack boşluk. Hi. Önce ne diyecek? Ben Jack'im diyecek. Tamam, bunu şöyle alalım. Hi. I'm Jack. Okay. In the right class. Demek ki doğru sınıfta mıyım diye sormak istiyor. O yüzden am. Buraya da I. Yani şunu işaretliyorum. Bunu da işaretliyorum. Ben doğru sınıfta mıyım diye soruyor. Sonra da karşındakine demek ki sen öğretmen misin diye sormak istiyor. Yani şunu diyecek. Are, buraya da you, sen öğretmen misin? You'yu işaretledik. Are'ı işaretledik. Böyle, tamam. Sen öğretmen misin? Bunu da alalım buraya. Evet. Bu da diyor ki hi Jack. Yes diyor. Önce ilk sorusunun cevabını verecek. O ben doğru sınıfta mıyım diye soruyor. O da diyecek ki yes you are diyecek. Yes you are. Evet sen doğru sınıftasın. Tamam, bunu işaretledik. Ondan sonra bu da diyor ki ben buyum diyor. Yani kendini tanıtıyor. I'm diyecek yani. I'm Mrs. Liz. Kendini tanıttı. This is Alba. Ondan sonra Alba kız olduğu için onu tanıtıyor karşıdakilere. She is diyecek. She is a new student too. Okay. Sonra yine bunu tanıtacak. Diyecek ki o İspanyoldur diyecek. She is Spanish. Okay. Bir tanesi ekstra verilmiş. We are olan burada yok başka bir yerde. Okay. İlerliyorum. Ha, burada var bir boşluk daha. Hi Alba, welcome diyor. Merhaba Alba, hoş geldin. Nice to meet you. İşte tanıştığıma memnun oldum. Okay. We're ready to start. Biz başlamaya hazırız diyor. O yüzden buraya da şöyle bunu yazıyoruz. Sit please. Oturun lütfen diyor. Okay. Evet, bir sonrakine bakalım. Hawaii and Bali are. Onlar neler? Adalar. Değil mi? O yüzden buradaki adayı işaretliyorum. A lion is. Bir aslan nedir? Bir hayvandır. Okay. Canada and Turkey are. Kanada ve Türkiye neler? Ülkeler. Değil mi? Countries. Böyle çoğul yapıyorduk. Okay. O da tanıtıyor. O benim kız kardeşim diyor. O yüzden she olacak değil mi? She is my sister. Okay. Ali and John are teachers. Demek ki Ali ve John öğretmenler.
Onlar öğrenci değiller diyor. Çünkü onlar artık öğretmenler. O yüzden tekrar they are demiyorum. Cem Yılmaz isn't poor. Cem Yılmaz fakir değildir. O zaman nedir? O zengindir. He is rich. Kendisine sorabilirsiniz. Kemal is boşluk the bus. Demek ki otobüste demek istiyorum. Next to the bus. Demek ki otobüsün yanında. Onu yazmamış burada. At the bus. O da olmuyor. On the bus. Bunu da söylemiştik daha önce. Otobüste. Bunu da yazdık. Okay. Bir sonrakine bakalım. Diyor ki her birinde ekstra iki tane kelime var. Sen sadece doğru olanları bul ve boşluğu ekle diyor. Okay. Cars and. Demek ki cars araba demek, arabalar. Buraya bir isim gelecek. Burada ne var? Airplanes. Okay. Makineler diyor. Onlar diyeceğiz. They, onlar meyve değiller. Okay. Bir sonrakine bakıyorum. Nil Nehri diyor. Kısa değildir demek istiyor. Yani isn't. Ondan sonra bir de short demek istiyor. Bunu yazdık. O zaman it, yani o. Bir de buraya is yazacağız. O nedir? O uzundur. Okay. Bir sonrakine bakalım. Jenny diyor. Jenny'dir diyeceğiz. Is. Neymiş bu? A, bir. Ondan sonra hardworking ne demekti? Çalışkan demekti değil mi? A hardworking student. Bunu biz birleşik yazsak şöyle. Ha, böyle daha güzel. A hardworking student. Bunu da birleştirelim. Ondan sonrakine bakalım. The cinema. Sinema hemen izi yapıştırıyorum. Nedir? Nerededir? On the library. Şey, kütüphanenin üstünde, direkt üstünde. O biraz garip kaçar. O yüzden in front of. Önündedir. Neyin önündedir? The library. Bunu da yazdım. Okay. Beşe bakıyorum. Juan and kimmiş? Buraya bir and ekleyeceğim. Juan ve kim? Roberto. İki kişi olduğu için are olacak. Are from Spain. Bunu da yazdık. Ondan sonra onlar diyeceğiz. Zaten bunu büyük vermiş. They aren't. Buraya ne gelecek? From gelecek. They aren't from Japan. Okay. Sonrakine bakıyorum. June is nedir? Bir aydır demek istiyoruz. Buraya bir ay yazacağız. Buraya da bir month yazacağız. Değil mi? Month. Ha, şöyle. O ne değildir? It isn't a, buraya da season. O bir mevsim değildir diyoruz. Okay. Buraya bakıyorum. F burada ne olabilir? A Ferrari. Tek bir F. Bir Ferrari'den bahsediyor. A Ferrari is nedir? Expensive. Pahalıdır. Okay. Bunu yazalım. Ondan sonra it's, zaten bunu vermiş. It's not cheap. Ucuz değildir. Okay. Bir sonrakine bakalım. Önce soru sor diyor, sonra cevap ver diyor. Hemen soruyu da soralım, cevabı da verelim. She is not happy. O mutlu değildir. Soru nasıl soruyoruz? Is she happy? O mutlu mudur? Sonra cevap olarak no, she isn't happy. Böyle yazabiliriz. Kısa cevap ver diyor mu? Demiyor. O yüzden no, she isn't happy diye yazdık. Kısa cevap ver deseydi no, she isn't yazacaktık. Okay. İkiye bakıyorum. Esad is in Turkey. Esad Türkiye'dedir. Okay. Hemen is Esad in Turkey? Türkiye'de mi Esad diye soruyoruz. Sonra yes. Evet. He is in Turkey. Bu arada burada da nasıl she vardı zaten. Burada da Esad artık. Burada da Esad tekrar böyle yes Esad is in Turkey demek yerine ne yapıyorduk? Artık onun yerine he yazabiliyorduk. Evet. Tom is not homesick. Demek ki Tom evini özlemeye, özlemi çekmiyor. Önce soruyu soralım. Is Tom homesick? Evini özlüyor mu? Sonra buraya no diyeceğiz. He is not homesick. Okay. Hoppa. Fadime uzundur diyor. Soralım. Is Fadime tall? Uzun mu? O da cevap olarak olumlu olduğu için yes, she is tall. Evet, uzun. Beşe bakıyorum. The students aren't in class today. Öğrenciler bugün sınıfta değiller. Önce o soruyu soralım. Are the students in class today? Bugün sınıftalar mı? Sonra da no, the students aren't in class today. Bugün sınıfta değiller. İlerleyelim. The books
in the library are free. Yani demek ki kütüphanedeki bu kitaplar ücretsizdir diyor. Önce soruyu soralım. Are the books in the library free? Ücretsiz mi oradaki kitaplar? Sonra da evet dediği için biz buna ne diyeceğiz? Yes, the books. Onu tekrarlamamak için ne diyebiliriz? Yes, they are free diyebiliriz. Okay. 7'ye bakıyorum. I'm a doctor. Ben bir doktorum. O zaman bunu nasıl sorabiliriz? Karşımdaki olduğu için ben buna diyorum ki are you a doctor? Sen bir doktor musun? O da diyor ki evet ben bir doktorum. Yes, I am a doctor. Evet ben bir doktorum. Şunu da aşağı indirelim. Buraya da bakalım. 8'de diyor ki you and I are outside. Sen ve ben dışarıdayız. Demek ki önce are you and I outside? Sen ve ben dışarıda mıyız? Cevap olarak yes, you and I ya da bunun yerine we diyebiliriz artık biz diye. O da olur. Are outside. Evet biz dışarıdayız. Okay. Boşlukları uygun kelimelerle doldur diyor. Tamam. Are boşluk a student at this school? Yani demek ki burada yes, ha, burada karşımda bir kişi olacak. Çünkü burada a student diyor. Tek bir öğrenci diyor. O yüzden ben buraya are we, are they yazamıyorum. Çünkü sen diye soruyor. O yüzden are you a student at this school? Cevap olarak o cevap veriyor. Yes, I am diyor. Okay. 2'ye bakıyorum. You from Turkey. Demek ki sen Türkiye'li misin diye soruyor. Are you from Turkey? Yes, I am diye cevap verecek. Sonrakine bakalım. 3. Diyor ki they engineers. Demek ki ben buraya are ekleyeceğim. Are they engineers? Ondan sonra no. No, they aren't. Oh, niye böyle oldu? Ha, no, they aren't. Ondan sonra ne diyeceğim? Boşluk. Hop, şuraya şöyle yapayım. Ha, şimdi tekrar. They, ondan sonra are, böyle yazabilirim. They are doctors. Onlar doktorlar. Cats, beautiful animals. Demek ki bu kediler güzel hayvanlar mı diye soruyor. Are diye başlıyoruz. Okay. Sonra diyeceğiz ki yes, they are. Okay. Is this class easy? Kolay mı diye soruyor. Tabii ki kolay. Is this class easy? No, it isn't. Niye öyle demiş no? Keşke yes deseydi ya. Sona bakalım. Son 3 soru ve bitiyor sanırsam. 6'ya bakıyorum. Diyor ki Japan and Canada in Europe. Demek ki Japonya ve Kanada Avrupa'da mı diye soruyor. Are diye soruyorum. Sonra hayır dediği için no they aren't. Aren't. Noktayı da unutmayalım. Hoppa. Chile a country in North America. Demek ki bu Chile nedir? North, Kuzey Amerika'daki bir ülke midir diye soruyor. Tekil bir şey olduğu için is diye soruyorum. Sonra da it diyebiliyorum ben buna. No it isn't diye yazıyorum. Sonra you sad. Are you sad? Sen üzgün müsün? No I'm not. Hayır değilim. I'm very happy. Ben çok mutluyum. Niye mutluyum? Çünkü bu kadar uzun bir sınav bitti değil mi? Sınav kolaydı ama çok uzundu. Umarım hepsini doğru yapmışsındır. Şimdi puanları sayarken her soruyu 0-5 olarak düşüneceksin. Yani mesela şu iki soru 1 puan. Şu iki soru 1 puan. Okay? Ona göre kendine hesapla ve kaç aldığını mutlaka yorum kısmına yaz. Çünkü cidden merak ediyorum. Özellikle şunu yaz. Ben eski tüm videolarınızı izledim. Hepsini izledim. Ve işte şu kadar aldım. Ya da ben videolarınızı hiç izlemedim ve şu kadar aldım. Onu yazarsan benim için cidden çok faydalı olur. Çünkü ben merak ediyorum o anlattığım bilgileri herkes iyice çalışıp öğreniyor mu? Ve buradaki sınavlarda rahatça uygulayabiliyor mu? Onu merak ediyorum. Okay? Aklına herhangi bir soru takılırsa mutlaka sor. Ve ne yap? Eğer bunu beğendiysen bu sınavı, arkadaşlarına da bu sınavı paylaş. Onlar da bu sınavı olsunlar. İşte like et falan filan onları demiyorum. Zaten takip ediyorsundur. O yüzden onu da bir şey demiyorum. Ne yapıyorum? Bu sınavı da burada bitiriyorum. Sonraki derste yine görüşürüz. Bu arada sınav için seni tebrik ediyorum. Bu kadar sabırlediğin için. Kendine iyi bak. Ciao ciao.